Değerli hemşehrilerim, payitaht şehir Bursa'mız tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapması ve Osmanlı Devleti'ni doğuran şehir olması nedeniyle Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer alıyor. Tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanan mekanlar, müzeler, doğal güzellikler, parklar ve tarihi eserler sayesinde şehrimiz yerli ve yabancı turistler için bir çekim merkezi konumunda. Köklü geçmişiyle tarihi ve kültür kenti ve büyük cihan devleti Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'mız, bilindiği üzere Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve evladı Orhan Gazi başta olmak üzere ilk 6 padişahımızı da bağrında barındırmaktadır. Bursa'mızın tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinde Bursa'mızın tanıtımını yapıyor ve şehrimiz için turizm artıları oluşturuyoruz. Pandemi süreci tamamen ortadan kalkıp dünya turizminde çarklar eskisi gibi döndüğünde inşallah ekmeye başladığımız tohumların meyvelerini de toplamaya başlayacağız. Geçtiğimiz hafta çok değerli Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin'in ziyareti esnasında Osmanlı'nın manevi ruhuna saygı anlamı taşıyan ve köklü bir devlet geleneği olan sancak nöbetini devreye alma konusunda istişarelerde bulunmuştur. İnşallah kısa süre sonra Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu alanda sancak nöbeti başlıyor. Bilindiği üzere sancağın nöbeti devamlı ve kutsaldır. Korumak uğruna gerekirse ölmenin şart olduğu bir nöbettir. O günkü ruhu günümüze aynı şekliyle taşıyarak gelecek nesillerimize bunu aktarmanın yanında böylece şehrimize gelen yabancı turistlere bir devlet geleneğimizi daha sergilemiş olacağız. Hayırlara vesile olsun inşallah. Bu süreçte desteklerinden ve yaklaşımlarından dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere, değerli Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ersoy'a, Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif Çetin'e, Sayın Valimiz Yakup Canbolat'a ve İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Sayın Hakan Saraç'a şehrim adına yürekten teşekkür ediyorum.